Herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf matematik yamuk soru çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle arkadaşlar EBA ile tamamen uyumlu programımız devam ediyor. Sadece bugün canlı yayın değil. Burada yorumlarınız yok. O yüzden de benim için de sanki boş sınıfa gibi oldu. Biraz değişik bir duygu çünkü birbirimize çok alışmıştık diyelim. Ve arkadaşlar EBA'da ne yapıldı? Pazartesi çarşamba ders anlatıldı. EBA ile tamamen uyumlu bir şekilde dik yamuk. Ve burada ne anlattık? Yamukta alan anlattık. Bugün bizim bir farkımız vardı. Ne yapıyorduk? Cumaları soru çözümü yapıyorduk. Ve de bugün soru çözümüyle karşınızdayız. Peki biz kimiz? Ev okul kampıyız. Tonguç Akademiyiz dedik. Tekrardan başlayalım. Hocam bu ne? Bu arkadaşlar ödülü soru. Ne zaman ödülü sorusu? Çarşamba yamukta alanın ödülü sorusu dedim. Hemen başlayayım. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam çözer misiniz diyor. Tabii ki de bundan sonra mümkün olduğunca böyle soruları çözmeye çalışacağız. Şimdi okuyalım bir. Ne diyor? ABCD yamuk paralellik var. Burada DC'ye K dersem arkadaşım. Burada DC'ye K dersem. AB ne oluyormuş? 3K oluyormuş. E ben çarşamba günkü derste ne anlattım sana? Dedim ki burada bir ne var? Kelebek var. Bu kelebek varsa burası nedir? A'dır. Burası nedir? 3A'dır. Neden? K'ya 3K ise A'ya 3A'dır. Bitmedi. Burası B ise burası 3B'ydi arkadaşım. Sen zaten 10. sınıf olduğun için 9'dan benzerlikleri biliyorsun. Bilmiyorsan bile zaten ben sana bunu o kadar çok örneklerle açıkladım ki lütfen tekrar tekrar izle zaten anlarsın. O kadar çok anlattık. Şimdi devam edelim. Boyalı bölgelerin alanları toplamı 6'ymış. Ya ben burada çok iyi bir şey biliyorum. Neyi biliyorum? Toplamı 12'ymiş. 6 mı dedim bilmiyorum. Biraz önce dilin karışmış olabilir. Hemen 12 olduğunu biliyorum. Peki bunlar buralar neydi arkadaşım? Buralar birbirine eşitlerdi. O zaman burası 6'dır. Burası 6'dır. Çok dikkat. Tepe noktan burası. Tabanın buralar. E biri A. Birine 3A. A'yı 6 ise 3 aya nedir? 18'dir. Peki buraların çarpımı buraların çarpımına eşit miydi? O zaman 6 kere 6 36. Ne ile çarparsan 36 eder? 2 ile çarparsan eder. Ya da ya da ya da ya da 3A'ya 6 ise A'ya 2'dir. 3 A'ya 6 ise A'ya 2'dir dedim. Bunu da yaptım. Bana alanın alayını soruyor. Bütün alanı soruyor. Alan o zaman nedir arkadaşım? 6 artı 6 artı 2 artı 18 oldu. O zaman alan ne oldu? 12, 18 daha 30. Bir de burada 2 var. 32 oldu. Bakalım kimler yapmış demeyi çok isterdim ama arkadaşlar ne yazık ki tek başıma ders yapıyorum değil. Tabii ki de sen de oradasın biliyorum. Lütfen dersimize çok iyi odaklan. Yorumlarda görüyordum bazen diyorlardı ki hocam isim söylemekten ders yapamıyoruz. Alın şimdi isim yok arkadaşlar. Güzel güzel dersimizi yapalım dedik. İlk sorumuzu bitirdik. İlk sorumuz neydi arkadaşım? İlk sorumuz ödüllü soruydu. Geçen dersin herkes ödüllü soruyu anlamıştır inşallah. Geçtim. Dik yamuk. Dik yamuğu gördük ya bu hafta. Hemen sorular dik yamuk ve alandan geldi. Nedir? A, A, dcye dik. Bunları zaten biliyoruz. Şurası 12'ymiş. AD'nin tamamı 12'ymiş. Eyvallah. Bu 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 birbirine eşitmiş. Yalnız bana alan soruyor. Bunların birbirine eşitliği bana bir şey hatırlattı. Bir üçgen vardı ki neydi o arkadaşım? Buradan indirdiğim şey 3. Bunları ikiye ayırıp bir de kendisi eşitse bu neydi? Muhteşem üçlüydü. Yani 90 vardı. 90 üç kenardan bu dörtlünün 3'ü varsa diğeri de kesin vardı. Bak 1, 2, 3 demek ki 90'da var. O zaman ben şurayı Allah ne verdiyse şöyle birleştireyim dostum. Birleştirdiğimde bir şey fark ettim. Ben burayı 90 yazmıştım ama e burada 90'mış. Ve hatta ve hatta bu ikiz kenar olduğu için bak burası 45'tir. Burası 45'tir. Şimdi çok iyi dinle. Belki farklı yolla yapan arkadaşlar vardır. Tebrik ederim. Hiçbir sıkıntı yok. Ben sana farklı bir şey çözeceğim. Çok iyi dinle. Şu iki arkadaşın şuradaki B'nin tamamıyla C'nin tamamının toplamı 180 değil miydi? E 45, 45, 90. O zaman ben buraya şu kalemle yazayım. Ben buraya tek çizgi dersem, burası çift çizgi ise 45, 45, 90. Tek çizgi, çift çizginin toplamı nedir? 90'dır. Çünkü niye? 90'ı 90 eklersen 180 olur. Çünkü yamukta bu birbirinin ardışı olan açılar neydi? Toplamı 180'di. Peki arkadaşım. Bu dik kemik olduğuna göre bura dik mi? Dik. O zaman burası çift çizgi mi? Aynen. Bura çift çizgi ise bura tek çizgi mi? Süper süper süper. Şimdi bana ne vermişti? Burayı 12 burayı da toplamına 12 vermişti pardon. Burasına A derim burasına B derim. Buraya o zaman burası ne olur? Bakıyorum ki burası ikiz kenar. ikiz kenar dik üçgen olduğunu fark etmiştim. Çünkü niye? 2'ye böldü. Ve de 90'dan 45-45 ikiz kenar olduğu için buralar birbirine eşitti. Bu iki üçgenin bakıyorum açıları aynı. Bir anda ben gaza geldim buraları yazdım ama. Şöyle ki bu iki üçgenin açıları aynıysa ya eştir ya benzerdir. Hemen 90'ın karşısı dalga. 90'ın karşısı dalgaysa hemen ne dedim? O zaman tek'in karşısı A. Tek'in karşısı A. Çift'in karşısı B. Çift'in karşısı B olacak. Ve de 90'ın karşısı da dalga dalga olduğu... Bana alan soruyor. Peki arkadaşım alan dediğim şey orta taban çarpı yükseklik değil miydi? Yüksekliğim A artı B 12. Bak burada yazdım. A artı B 12. Hemen şurada bir kere daha gösterelim. Nedir? H dediğim 12'dir. Süper. O zaman şurası 12 çarpı orta taban nedir? Orta tabanda A artı B bölü 2 idi. E, A artı B bölü 2 ise yaz bunu da. A artı B bölü 2 o zaman bu da 6'dır. Hemen alan ne oldu arkadaşım? 72 oldu. Bu soruyu da çok estantrik, çok güzel bir şekilde çözdüm. Müthişim. Estantrik de ne demekse artık güzel bir şey oldu. Bitirdik arkadaşım. Bu iki soruyu hallettim. Hemen yeni soruma geçtim. Yeni soruma bakıyorum. Bir ikiz kenar yamuk var. İkiz kenar yamukta en çok aklıma gelen şey şuydu. Bana alan sorduğu için yükseklik lazım. Hele ki burası dikse. İkiz kenarda benim aklıma hep şu gelmiyor muydu? Buradan indirdiğim dikme, şuradan inen dikme, şu parçaları eşit ayırıyordu ikiz kenar yamukta. Ve de bu iki aşağı iniyordu. O zaman bak şuraya tık 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 görünmez bir tane çizeyim. Bu iki aşağıya indi. Burası 4 kaldı. 6'dan dolayı 4 kaldı. Bu ikisi de birbirine eşit olduğu için şu parça 2 bu parça 4 olarak kaldı. E kardeşim burada muhteşem bir öklit var. Öklit. Öklit ne demek hocam? Öklit'i hatırlaman lazım. Hatırlamazsan da sıkıntı yok. Her zaman söylediğim gibi. 4 2 h o zaman h nedir arkadaşım? H'in karesi 2 kere 4'tür. Her tarafı köke alırsan tabii ki de 4 dışarı çıkar. 2 diye ama yavrucuk 2 çıkamaz. Kök 2 oldu. O zaman benim yüksekliğim neymiş arkadaşım? 2 kök 2 imiş. Öklikten buldum mu? Buldum. Alan ne peki? Alan ne peki dostum? Alan dediğim şey orta taban çarpı yükseklik mi? Evet. Orta tabanım ne? 2 artı 6 bölü 2 çarpı yükseklik 2 kök 2. E buradan ne oldu? Burası 8 bölü 2 4'tür. O zaman ne oldu? A eşittir. 8 kök 2 oldu. İşte bu tatlış sorumu da güzel bir şekilde yaptım. İkiz kenar yamuğu da hemen tekrar ettim ve olayı bitirdim. Şimdi geldik yine cengaver bir soruya geldik. Bakalım bunu nasıl yapabiliriz? Hemen düşünelim. Bir kere şöyle bir kuralım vardı. Şöyle bir kuralım vardı. Onu hatırladım hemen. Bana şöyle bir şey verdiğinde şuralar birbirine eşitse burası esse bu yamuğun alanı ABCD yamuğunun alanı ne olurdu? 2S olurdu. Burada da gözüme bir şey takıldı. Adam burayı 2'ye bölmüş ve bunu vermiş. Ben şurayı çeksem. Ben şurayı çeksem. Şöyle bir şey yapsam. Bir kere benim artık yamuğum şu oldu bak. Benim artık yamuğum bu kuralı uygulayacaksam bu oldu. Peki bu nasıl oldu? Şöyle bir şey oldu bak dostum. Şu yamuğa bakacağım ben şu an. Görüyor musun? Şu yamağa odaklanacağım. Burayı hiç gözüme almıyorum. Hiç bakmıyorum buraya. Ne yapıyorum hemen? Şuna odaklandım diyorum. Peki ne yaptık? Hemen gösterelim bir daha. Şuraya odaklandım. Peki odaklandıysam 6 kere 10. Bak şuradaki küçük alan diyelim. Alan. Şu alana bakarsan alan eşittir. 6 çarpı 10 bölü 2'den nedir? Üçgenin alanından 30 mudur? Şu alan 30. Hangi alan? Şu alan 30. Peki şuradaki alan A, B, C, E alanı 60 atmış mıdır? 60'tır. Bak görüyor musun? Şuradaki alan 60'tır. Burayı çözdüm. Çünkü niye? Bu kuraldan dolayı 60'tır. Peki sana bir şey soracağım. Bu 60 dediğim şey. Bu 60 dediğim şey. Şurada H yok mu? Var. Bu 60 dediğim şey. H çarpı alt taban artı üst taban bölü 2 yani a artı a bölü 2 eşittir nedir 60'mış. Yani buradan ne oldu? 2a h çarpı a eşittir 60'mış. He h çarpı a eşittir 60'mış. Nasıl yani hocam? Buraya a buraya a dersen e burası da a orta taban çarpı orta taban çarpı yükseklik bölü 2 60'mış. Kimi yapıyorum? Şunu yapıyorum. Peki 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 arkadaşım bana alan A, B, C, D'yi sorarsa o zaman ben şöyle söyleyebilir miyim? Hatta ben buraya 60 olduğunu biliyor ya. Uğraşmayayım. Şuradan yapayım. Şuranın alanı nedir? A çarpı H bölü 2'dir. Çünkü üçgen o. A çarpı H neydi? 60'tı. 60 bölü 2'den dolayı buranın alanı nedir? 30'dur. E buranın alanı 60. Burası 30'du. Cevabım ne oldu? 90 oldu. Ya da ya da ya da. H'ı biliyorum. Bana alan ABC soruyor. Bak alan A, B, C, d soruyor. O zaman ne olacak arkadaşım? A artı 2A orta taban çarpı yükseklik H. O zaman şunu toparla bak. 3A bölü 2 çarpı H. Hatta şu H'ı şuraya alabilirim. E peki ben neyi biliyorum arkadaşım? Burası 60. 3 çarpı 60 bölü 2'den yine ne yaparsın? Aynı sonucu bulursun. Çünkü niye? 62'ye böl. 33 kere 30. 90 oldu. İki farklı yöntem. İkisi de aynı. Biri üçgenle yamuğu birleştirdim. Bir de ne yaptım? H-A'yı bildiğim için büyük yamukta da aynı şeyi yaptım. Bu sorulara lütfen cin gibi dikkat et. Çok tatlış bir şekilde çözdük. Çok güzel oldu diyelim ve geçelim. Şimdi yeni sorum. Yine aynı mevzular. Yine aynı şeyler. Çok dikkat edelim. Bak biz yamukta şunu çok iyi biliyorduk. Bir kere EKKL eşitmiş. EF orta tabanmış. Orta tabansa arkadaşım buralar birbirine eşit. Şuralar birbirine eşittir. Eşitse sen buraya A dersen şu adam benzerlikten dolayı 2A'dır. A'ya 1'e 2 A'ya 2A. Bunu zaten çok söylemiştik ikiz kenar yamukta. Yamukta orta tabanda. O yüzden gerek yok bir daha. Peki bu adamı söylemeye gerek var mı? 2A ise 1'e 1 bir olduğu için biz ne yapıyoruz? Buraya da A diyoruz. E bu adam zaten A'ymış. Şimdi çok dikkat et. Çok dikkat et. Burası A. Burası 2 A ise burada benzerlik vardır. Benzerlik sadece kenarlarda olmaz. Yükseklikler de benzerdir. Burası 2 A ise bunun yüksekliği 2 H'tır. Burası A ise bunun yüksekliği H'tır. Bak bunun yüksekliği H'tır. O zaman ben neyi biliyorum dostum? Çok dikkat et. Ben neyi biliyorum? H çarpı A bölü 2'nin 3 olduğunu biliyorum. Neden? Yükseklik çarpı taban bölü 2 üçgendir. Hangi üçgen hocam? Üçgen şu. K, L, M üçgeni için ben bir ne yaptım? Alan yaptım. Peki bu alan böyleyse hemen toparlayayım bunu. H çarpı A eşittir 6'ymış dedim. Şimdi sen şuranın 3H olduğunu biliyor musun? 1'e 1 ise o zaman burası da nedir arkadaşım? Devamı da 3H'dır. O zaman bu alan ABCD'nin alan ABCD'nin yüksekliği nedir yüksekliği? 3H 3H 6H'dır. Yükseklik çarpı orta taban yapacağım. Orta taban için ben bakıyorum. E Orta taban 3H'dı zaten. E kasmam o zaman. Ne bulacağım bir daha altı? Bulmama gerek yok. Orta tabanı biliyorum zaten. O zaman alanım benim ne oldu? Alan eşittir. 18 haşa oldu. E haşa'yı sen biliyorsun zaten. A eşittir. 18 kere 6. Alan eşittir. 108 oldu. Bu soruyu da çok iyi bir şekilde yaptık. Çok iyi klas bir yöntemle çözdük. Çok temiz oldu. Çok güzel oldu dedim geçtim. Ve sorular böyle akıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel. Gerçekten güzeldi. Hemen bakıyorum. Yine içimi gıcıklayan bir şey var. Ne var orada? İçimi gıcıklayan ne demek ya? İçimi gıdıklayan bir şey var arkadaşım. Bak ne var orada arkadaşım? Hemen şunu çeksem. Bak bunu çeksem. Şurada yine aynı mevzular var mı? Buranın alanını bulsam. Buranın alanını bulsam. Bütün alan iki katı. Hangi alanı? Şu turuncu alanı bulsam. Bütün alan iki katı. Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Ben ne demiştim sana? Açı gördün. Açı gördüysen hemen karşısına diki çek demiştim. Çektin. 90'ın karşısı 8 ise. Dikkat. 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 Burası A ise. Burası A ise. Burası A kök 2 idi. Ama bu sefer A kök 2 dediğim yer neymiş? 8'miş. A nedir o zaman? 8 bölü kök 2'dir. Hemen eşlenikle çarp. 8 kök 2 bölü 2'dir. Bunlar birbirini götürdü. A eşittir nedir? 4 kök 2'dir dedim ve bu soruyu da yapmış oldum. Peki bu sefer ne oldu? 4 kök 2 kısmını yaptım. E bak bu nedir arkadaşım? Şu turuncu üçgenin şu turuncu üçgenin yüksekliği midir? Yüksekliği midir? Neyin? Bu kenarın yüksekliğidir. Peki bu kenar nedir? Bu kenarda AF de 8'miş. DE de 12'ymiş. Of 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 of. O zaman hemen şu üçgenin alanını bulur musun? Bulursun. Kim o? Alan A, D, E. Alan ADE'yi biliyor musun sen? Biliyorsun. 12 çarpı hatta buraya yazayım. 12 çarpı 4 kök 2 bölü 2'dir. Bu da nedir? 24 kök 2'dir. E şu alanı sen bildiysen bu alanın 2 katı değil miydi arkadaşım? 2 katıydı. 24 kök 2'nin 2 iki katı nedir? büyük alan büyük alan yani ABCD'nin alanı 48 kök 2'dir dedim. Bu güzel. Yine pratik soruyu yaptım. Buna benzer bir soruyu çarşamba günü de yapmıştım. Ama olsun. Niye? iyice pekişmesi önemli. İyice sorulara hakim olmak çok önemli dedim. Geçtim. Bakalım kaç sorumuz var? İşte baya bir sorumuz hala var. Yayınımız devam ediyor. Bakalım bakalım bakalım. ABCD bir yamuk. Paralelliği söylemiş. CFFA e eşit, CFFA e eşit. Eyvallah. CGGB eşit. Bu da süper. Bize ne diyor? Boyalı bölgelerin alanı 21 ise, ABCD nedir diyor. Şimdi bir kere, şurayı bir şey düşüneceğim. Ne düşüneceğim burayı? Bir yamuk düşüneceğim burayı. Bak, burası bir yamuk. Yamuksa, şurasına ben estersem, o zaman şu alan, bu alan, tamamı siyah alanın tamamı. Alan 1 eşittir nedir? 2S'tir. Alan 1 2S'tir. Bunu 2 saattir söylüyoruz. Tam orta noktalara geliyorsa 2S'tir. Buraya geldim. Buraya ben A alanı dersem bunların tepe noktaları eşit olduğu için bak lacivertle göstereyim. Bunların tepe noktaları eşit olduğu için arkadaşım tepe noktaları aynı yer. Tabanları 2'ye böldüyse burası A ise burası da A'dır. O zaman şuradaki alan 2 ne oldu? Hatta burayı da bununla gösterdiysek gösterelim. Hatta lacivertle gösterdik. Bir de lacivertle gösterelim. Alan 2 de nedir? 2A'dır. O zaman bunları bitirdim mi? Bitirdim. Adam bana ne, de, ne vermişti? Boyalı alanlar toplamı 21 demişti. Peki benim benim e, burada bütün alanım ne oldu? Bütün alan alan D nedir? 2S artı 2A olduğu için nedir bütün alanım? 42'dir. Bütün alan 42'dir. Peki bana ne söylemiş? DC'ye 4 demiş. AB'ye 10 demiş. E bana diyor ki ikisi arasındaki uzaklık ne kadardır diyor. Yani bana sorduğu şey haşı mı soruyor? DC ile AB'nin arası uzaklığı nedir diyor. E zaten bu çok kolay. Uzaklık dik direkt, direkt uzaklıktır. E ben biliyorum ki Alan ABCD, alan ABCD nedir arkadaşım? 42'dir. Peki nasıl bulunuyordu alan ABCD? Hemen söyleyelim. Yükseklik çarpı orta tabandı. Orta tabanım 14 14. 14'ten 7 eşittir 42'ymiş. E buradan da haşın ne olduğunu buldun? Haşın 6 olduğunu buldum. Haş dediğim şey zaten benim için neydi? AB AB ve CD arası uzaklıktı. Onu da güzel gene yaptık. Orta taban çarpı yükseklik müthiş bir şekilde buldum. Tamamdır. Es geçtim bunu da. Süper süper süper. Devam devam devam. Hemen bakıyorum. Yeni soru. DE buralar zaten klasik hikayeler. DE EC'nin iki katı. EC'ye K diyelim. EC'ye K dedim. DE neymiş? 2K'ymış. Tamam. Çok süper. Başka ne var? Başka da ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Boş ver. Dediğim. Çünkü niye? Benim gözüme bir şey çarptı. Hemen anında onu patlatacağım. Nedir o hocam? Şurada bir yamuk var bak. Yine bu kalemle çiziyorum. Nasıl olsa bu çok iyi çizmediği için. Şöyle sen de göz ucuyla görsen iyi olur. Şurada bir yamuk var. Biliyorsun ki bu alanlar birbirine eşitti. Hatta şöyle S'e S diyelim. Ve de şöyle bir kuralım olduğunu biliyordun. Bunların çarpımı. Bunların çarpımına eşitti. O zaman S nedir arkadaşım? 64 nedir? 64 8 dir. O zaman burası ne oldu? 8 oldu. Burası ne oldu? 8 oldu. Şimdi çok dikkat et. Çok dikkat et. Yine aynı şeyi yapacağım. Şurada şöyle bir yer var. Burada böyle bir yer var. Tepesi burası. Tabanları burası. 8'e 4. 8 4 nedir? 8 4 12. 2K 12 ise o zaman bir tanesi 6'dır dedim ve bitirdim. Bana ne soruyor adam? Bana çok basit bir şey soruyor. Büyük alanı soruyor. Büyük alan 8 8 16. Bir 16 da burada var. Tamam. 4 artı 6. Bir de 10 burada var. O zaman ne oldu? 32 artı 10'dan 42 yaptım mı? Yaptım. Bu soruyu da bitirdim. İşte süper bir şekilde bu da bitti. Dedim geçtim. Bakın benzerlikler alan uygulamaları 9. sınıftaki alan uygulamaları vardı ya. Bunların alan benzerlikleri bunlar müthiş önemli ya. Müthiş önemli. Çok önemli bir soru ve çok ciddi sorular bunlar. Çok iyi öğrenmem lazım. Dedim, geçtiğim. Şimdi sana ultra mega süper bir soru çözeceğim. Çok dikkat et. Ultra mega güzel bir soru çözeceğim. Sen de şaşıracaksın bence. Neye şaşıracaksın biliyor musun? Bak, çok karmaşık bir soru gibi gözüküyor. Ya burası 6, burası 8. Ne yapacağım hocam ben? ne biliyorum? Bakalım. BC'yi biliyorum. BC'nin tamamı 7. E Of 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 of. Yani burada şey olsa şöyle çeksen ikiye bölme olsa belki olurdu ama o da yok. Ne var peki? Hiçbir şey yok burada. Demeyeceksin. Bak kuralları iyi bilirsen ne vardı? İsimleri. Şimdi burada yorum yapan yok ama Beyza vardı. Beyza. Beyza diye bir arkadaşımız demişti ki hocam ben soruları görüyorum ama yapamıyorum demişti. Bak Beyza kuralları iyi biliyorsan yaparsın demiştim. Şu an kuralları iyi biliyorum. Bak ne yapacağım biliyor musun? Tam şuradan orta taban alacağım. Tam şuradan orta taban alacağım ve bunları birbirine eşitleyeceğim. Ve şunu söyleyeceğim sana bak. Hatırlıyor musun? Şöyle basamaklı sorular vardı. Bak basamaklı sorularda ne demiştim ben sana? Burası 6. Burası 8 ise demek ki bu 6, 7, 8 diye gidiyordur. O zaman bu yükseklik ne oldu? 7 oldu. Peki dostum sen şunu şuradan çektin. Bunu buradan çektin. Bak bak olaya bak ya. Olayın güzelliğine bakar mısın ya? Burası eşit mi buraya? Evet eşit. İşte bu kadar. İşte ben ortayı bulduğumda yine kuralı buldum. Yine kuralı coşturdum. Peki nasıl yapacağız hocam? Bak bu, bu lacivert alan nedir? Lacivert alan alan 1 diyelim. Alan 1 nedir? Yükseklik çarpı taban yükseklik çarpı taban bölü 2'dir. Çünkü orası üçgendir. Peki alan ABCD nedir? Bunu çok yaptık zaten. Artık anladın. Bu alanın 2 katıdır. Bu alanın 2 katı nasıl olacak? 49 bölü 2'nin iki katı olacak. Burada çok değişik bir sayı oldu. Bunu da sildim. O zaman alanım ne oldu? Alan ABCD 49 oldu dedim. Bu ne ya? 98 işaretledim. Bu ne? 48 dedim. Şey 49 dedim. Burayı da yapmış olduk. Dikkat dağınıklığına gerek yok. Hemen burada 49'da buldun. Güzel bir soru. Çok cin bir soru. İşte tak kitabımızda gerçekten güzel bir soru pratik bir yöntemle yaptım. Başka yöntemle yapılır mı hocam? Bilmiyorum. Belki yapan vardır. Ama ben bunu gördüm, yaptım. Hocam bu nereden gelecek aklıma? İşte olayın böyle bunu biraz önceki gibi şuraları çarpmayı biliyorsan bak bunu buradan kim çeker? E bunların çarpımının olduğunu bilen adam çeker. E bunu buradan kim çeker? Olayı artık özümsemiş. Buradaki üçgenin kesinlikle iki katı tamamı olduğunu bilen adam çeker dedim. Artık son soruma yaklaştım. Bir dahaki sorum ödülü sorum. Geçen ödülü soruyu da çözmüştük. Müthiş bir şekilde bitti. Şimdi arkadaşım çok iyi dinle burayı. Bunun tıpkısının aynısını, benzerini ben öbür derste de yapmıştım. Yalnız bu soru çok daha güzel. Bana ne diyor? A, B, C, D. Yamuk. Bunlar birbirine paralel. Paralel, paralel, paralel. Tamam. C, B, C, L, B. C, L, B 4'müş. Tamam. D, A, K 6'ymış. Tamam. Bana ne diyor bak? KL4'müş. O şimdilik dursun. Şimdilik dursun. D köşesinin AB kenarına uzaklığı. D köşesinin AB kenarına uzaklığı. Yani bize yine neyi soruyor? Bize yine haşın ne olduğunu soruyor. Peki arkadaşım. Ben şuradan bir çizgi çeksem e bu alan hatta bunun gibi boyamaya çalışayım. Bu alan 6 ise bu alanda 6 mıydı? 6 idi. Yine boyamaya çalışayım. Bak neden öyleydi? Şuraya bakar mısın? Şurada bir tane yamuk var mı? Var. Paralel paralel 6-6. Bunlar kelebeğin kanatları 6'ydı. Peki buraya geldim. 4-4. Yine kapat burayı. Bak yukarısı aşağısı. O zaman burası da 4'tür. 4 dediğim şey ne? Alan bu arada alan. Şimdi elime şöyle bir yamuk geldi bak. Elimde şöyle bir yamuk değil de dörtgen var. Dörtgen. Bak şöyle bir Şöyle bir baklava dilimi bir yamuk var. Şey yamuk diyorum dörtgen var. Ve bu çizgi neydi? Dörttü. Adam bana sordu. Bak bu yukarıya aşağıya paralel olduğu için. Adam bana yükseklik sormuştu. Kesinlikle bu adamın yüksekliği buna dik gelecektir. Ve ben şunun dört olduğunu biliyorum. Ben bunun haşın ne olduğunu bilmiyorum. Buraya dik geldiğini nereden nereden bildim? Arkadaşım zaten bu dik gelmese bile burada dik gelen bir yükseklik var. O yükseklik ne olacak? Benim bu alanımın köşegenler çarpımını verecek. Dörtgenleri bir hatırlayalım. Köşegenler dik kesişiyorlarsa alan neydi alan? Alan h çarpı yani h bu 4 bölü 2 idi. Alan neydi? h çarpı 4 bölü 2 idi. h'ın ne olduğunu soruyor zaten. Peki alan böyleydi de bu alan neymiş? 10'muş. O zaman şununla şu sadeleşti. Işte 2 kaldı. 2H eşittir 10'sa H eşittir nedir arkadaşım? 5'tir dediğim. İşte bunu da çok güzel bir şekilde yaptım. Ve burada bak çok kritik bir şey var. Bunun buraya dik olduğunu anlamalısın. Dik olduğunu anlamalısın. Çünkü buradan çektiğim şey kesinlikle 90 derece olacak. Neden? Çünkü paralellikler var. Bu da dik geldiğine göre kesinlikle burayı halletti dedik. Alan toplamı 10'du. Köşegenler çarpı bölü 2 idi. Neydi o? Dörtgendeki dörtgende dik kesişen dörtgenlerin alanıydı. Cevap şıkkımız neymiş? 5'miş. Bunu da C olarak işaretledik. Gerçekten canlı yayınların tadı başka. Canlı yayınlarımız da yine 30 dakika sürüyordu. Bu yayınımız da 27.50 sürdü. Ve artık uzatmayalım. Ödevimizi vermek gerekirse bütün yamuk artık senin için ödev oldu. Yamuk bitti arkadaşlar. Haftaya paralel kenar Allah'ın izniyle haftaya paralel kenar. Hemen bakıyorum. Yamukta 66 67 266 67 0'dan ona da peki peki peki. Burada ne var? Burada bakıyorum. Dörtgen uzunluk diyor. ne? Dörtgen uzunluğu geç paralel kenarlardan önce burada da gördüğün gibi 291 292 ödemin arkadaşım. Bak kitabımız da bitiyor. Okul bitti çünkü. Evdeyiz ama olsun. Yapmamız gerekenler çok az daha var. İşte karşında ödüllü soru arkadaşım. Cevaplarını lütfen yoruma bırak. Beğenilerini, beğenmediklerini, her şeyini yoruma bırak. Okuyalım, kendimizi değerlendirelim. Evde kal, sağlıklı kal. Görüşürüz.